Türk romanında ise modernizmin kendisi olmasa da bazı etkilerini bazı eserlerde görebiliyoruz. Mesela Fahim ve Biz romanında, Huz, Tanpınar'ın Huzur romanında bu etkiyi hissedebiliyoruz. Ya da yine e, Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, e, Aylak Adam, Tutunamayanlar, Dar Zamanlar Üçlemesi gibi eserlerde de bu etkiyi daha geniş kapsamlı olarak e, görebiliyoruz. E, bir diğer kavramımız postmodernist. Roman yani aslında günümüzde de devam ettiğini düşündüğümüz, e, hala böyle olduğuna inandığımız postmodernist roman. E, i̇kinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan postmodernizm, modernizm sonrası, modern sonrası gibi e, kavramlarla ifade ediliyor. E, Lyotard, Derrida, Barthes, Foucault, e, Baudrillard gibi düşünürler öncülüğünde 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan çeşitli felsefi akımların etkisiyle küreselleşen dünyanın yeni bir yorumunu yaparak yaygınlık kazanan bir roman ve bir dönem modernizmin radikal bir eleştirisini içeriyor postmodernizm ve modernizmin içinden doğuyor. Modernist roman zor anlaşılır oluşuyla kitlesel edebiyata meydan okuyarak kendi seçkin okur kitlesini yaratıyor. Postmodern romancı ise bu elitist anlayışı karşı çıkıyor ve popüler kültüre farklı bilgi kültürle farklı bilgi türlerine farklı kültürlere ne yapıyor kapı açıyor Bu anlamıyla modernin statikliğine bir karşı çıkıştır postmodern Roman tarihselcilik çoğulculuk doğaya ve çevreye uyum postmodernizmin temel ilkeleridir arkadaşlar Burada şu farktan bahsetmek gerekiyor Geleneksel roman, ilkel dönemler aslında neyi anlatıyordu? Dünya vardı ve insan dünyayı gördüğü gibi algılıyordu. Sonra modern roman geldi. Modern romanda yazar dünyayı insanın dünyayı yeniden kurgulamasıyla öğrendiği dünyayı anlatmaya başladı. Ancak günümüzde postmodern döneme geldiğimizde artık son asırda dünya öyle bir hale geldi ki artık dünya doğu yanlış nedir? ...tasnif edilemeyen bir yere dönüştü. İşte insan zihni böyle karmaşıklaştı, karmaşıklaşınca da ne oldu? Modernizmin o insanın her şeyi sabitleyebilen elitist duruşu yerini... ...çok kültürlü, çok yapılı bir romana, bir dünyaya, dünya okumasına bıraktı. Bu nedenle postmodernizmi böyle okumamız gerekiyor. Arkadaşlar bir diğer başlığımız kurmaca yani anlatı olarak roman. Roman biliyorsunuz yazınsal bir e, biçim. E, romanın temel ögeleri nelerdir? Anlatıcı, kişiler, olay örgüsü, zaman ve mekan. E, romanın yapısı ve e, ögeleri. E, nasıl ki ögeleri e, dil dilin ögeleri kendi başlarına bir gerçeklik taşımayan ancak diğer ögelerle kurdukları ba e, bağlamlar, kurdukları bağlantılar içerisinde Anlaşılabilen göstergeler dizisi ise bir romanın ögeleri de kurmaca içindeki diğer ögelerle bağlantı içerisine geçtiğinde anlaşılabilmektedir. Ee, öncelikle yapısal anlatı bilime göre roman ve öykü hikaye ile söylem düzenlerinin çakışmasından oluşuyor. Bir hikaye var, o hikayeyi söyleme biçimi var. İkisi çakıştığında ortaya ne çıkıyor? Roman ve öykü dediğimiz anlatılar çıkıyor. Anlatıcının e, öyküleme yani tahkik etme eylemi edimi hikayeyi biçimlendiriyor ve onu söylem haline getiriyor. E, romanımızın e, temel ögesi ögelerinden biri anlatıcı ve bakış açısı biliyorsunuz roman kurgusunun temel ögelerinden olan anlatıcı yazarın hikayeyi anlatmakla görevlendirdiği metinsel figürdür. Mesela Tiyatro oyunlarında, sinemada kişiler eylem ve konuşmalarıyla seyirci tarafından arada herhangi bir olmaksızın seyirci tiyatroyu izler, sinemayı izler, doğrudan kendisine anlaşılması gerekiyorsa onu anlar, kendisi yorumlar. Ama kurmaca metinlerde arada mutlaka bir kişiye ihtiyaç vardır, olayları bize anlatan bir kişiye. Bu kişi kimdir? Bu kişi anlatıcıdır. Arkadaşlar, bakış açısı kavramı için genet de üç tasnifte bulunur. Sıfır odaklayım, iç odaklayım ve dış odaklayım. Sıfır odaklayım, tanrısal bakış açısı, bakış açısı da diyoruz bu kavrama. Yani tanrı yukarıdan bakar, tanrı gibi anlatıcı yukarıdan bakar, her şeyi görür, ne olacağını bilir ve yorumlar. İç odaklayımda ise kahramanın kendisi olayı bize anlatır. Yani bir kahraman ne biliyorsa o kadarını bilebilir ve o kadarını anlatır. Dış odaklayımda ise olaya tanık olan biri veya tanrı olmasa da mesela bu odada gerçekleşen bir olayı bu odaya yukarıdan bakan birisinin sadece bu odayı anlatması. Mesela bizim kadar benim kadar bilmez ben kahramansam onu anlatan kişi benim kadar bilmeyecektir. Ama diğer odaları da bilmediği için kahramanın diğer odaya geçtiğinde ne yapacağını da bilmeyecektir. Dolayısıyla bu da dış odaklayım. Sıfır odaklayımdan bunun farkı bu. Ee, bir diğer ögemiz Zaman Bir kurmaca anlatısı söz konusu olduğunda Kaç zamandan bahsedebiliyoruz Üç zamandan Nesnel zaman Hikaye zamanı Söylem zamanı Nesnel zaman arkadaşlar Kozmik zaman Yani takvimsel olan zaman Hikaye zamanı Olayın geçtiği zaman Anlatılan zaman Söylemin zamanı da O anlatımın kurulduğu zaman Yani mesela Nesnel zaman Nesnel zaman Diyelim ki 1400 yılında geçen bir olay anlatıyorsunuz. Olayın nesne zamanı 1400. Hikayenin zamanı ise e, hikaye 1500 yılında anlatılıyor. Ama o hikayeyi anlatan kişi bugün işte 1800 yılında okuyor, 1900 yılında, 2017 yılında okuyor. Yani bu da aslında e, olayın bir nesne zamanı var. Yani e, onun geçtiği zaman bir anlat anlatıcının anlattığı zaman var. Bir de söylemin yani mesela bir roman 2010 yılında yazılmışsa söylem zamanı 2010'dur. Ama olay e, ne zaman e, anlatılan zaman ne zamandır? 1800 yılında ki bir olayı ama nesnel zaman olarak 1400'deki bir şeyi anlatıyordur. Bir e, olayı anlatıyordur e, romanda. Evet. Hikaye düzlemindeki olaylar dizisinin öyküleme sırasında düzenlenişi genette tarafından düzen, sıra ve sıklık başlıkları altında ele alınmaktadır. Hikayedeki zamanın çünkü hikayenin zamanı nesnel zaman değildir. Hikayedeki zaman nedir? Paragraftır, cümledir, bölümdür. Bunu nasıl dilsel zamana aktarırız? Özetleme ile, sahneleme ile, duraklamayla veya eksilti vasıtasıyla ne yaparız? O zamanı dilsel zamana aktarırız. Son olarak arkadaşlar gerçekçi, modernist ve postmodernist romanlar zamanın biçimlendirilişiyle de birbirinden ayrılıyorlar. Realist roman kronolojik zamana bağlıyken modernist romanda ise kahramanın iç zamanı söz konusudur. O çizgisel zaman, realist romanın kronolojik zamanı, çizgisel zamanı parçalanmıştır. Yani ileri geriye gidebilir e, zam, şeyin e, kahramanın bir iç zamanı vardır. Postmodern romanda ise bu zaman anlayışı tamamen bozulur. Yani anakroni dediğimiz e, anlatılanların gerçek değil kurmaca olduğunu vurgulayıp bir üst kurmacanın parçası haline gelir. Yani zaman iç geçer. Zamanın hangi zaman olduğunu anlayamayız. Karmaşık, kaygan bir zaman anlayışı vardır. Evet arkadaşlar Romanla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.